restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Red Pyramid Thing, daha çok bilinen adıyla Piramit Kafa. Silent Hill serisinin en tanınmış ve ürpertici simgelerinden biri. Silent 2'nin derin psikolojik temalarıyla bağlantılı olan bu karakter, sadece korkutucu görüntüsüyle değil, aynı zamanda temsil ettiği sembollerle de oyunun atmosferine ve anlatımına büyük katkı sağlar. Piramit Kafa, devasa üçgen şeklindeki metal başlığı ve ağır, paslı kasap bıçağıyla tanınır. Varlığı, oyuncunun korkularını ve suçluluk duygularını somutlaştırır. İlk başta sıradan bir canavar gibi görünse de, aslında oyunun baş kahramanı James Sunderland'in zihninin karanlık derinliklerinden gelen bir yaratıdır. Piramit Kafa'nın amansız takipçiliği, James'in içsel pişmanlıkları ve geçmişiyle yüzleşmesini simgeler. James'in yaşadığı travmanın fiziksel bir yansıması olan bu yaratık, onun kabuslarının vücut bulmuş halidir. Silent Hill dünyasında yaratıkların çoğu kişisel, psikolojik ve duygusal yüklerin dışa vurumlarıdır. Piramit Kafa, James'in karısının ölümünden duyduğu suçluluğu ve kendine duyduğu öfkeyi temsil eder. Silent Hill 2'nin birçok sahnesinde karşımıza çıkan bu yaratık, hem James'in hem de oyuncuların bilinçaltındaki en derin korkuları su yüzüne çıkarır. Özellikle Piramit Kafa'nın vahşet dolu sahnelerdeki sessiz, acımasız doğası, onun bir düşmanı değil, James'in kendisiyle olan yüzleşmesinin kaçınılmaz bir parçası olduğunu hissettirir. Piramit Kafa'nın kimliği ve kökeni, Silent Hill evreninin karanlık mitolojisiyle derinden bağlantılıdır. Karakterin ardındaki en dikkat çekici yönlerden biri, tam anlamıyla sabit bir kimliğinin olmaması ve onun her karakterin zihin dünyasında farklı anlamlar taşıyan bir varlık olmasıdır. Yani Piramit Kafa, bireylerin suçluluk duygularının, korkularının ve içsel çatışmalarının fiziksel bir yansıması olarak şekil alır. Ancak Silent Hill 2'deki rolü ve geçmişi, James Sunderland'ın hikayesiyle iç içe geçmiştir. Bu karakterin kökene inersek eğer, Silent Hill kasabası gerçeklikle hayaller arasındaki sınırların bunalıklaştığı, insanların en karanlık korkularıyla ve travmalarıyla yüzleştikleri doğaüstü bir yer. Kasabanın tarihi boyunca çeşitli varlıklar ve yaratıklar, kasabanın mistik ve psikolojik enerjisinden etkilenerek şekillenmiştir. Piramit Kafa da bu yaratıkların en güçlü ve etkili olanlarından biridir. Yaratığın kökeni, kasabanın eski geçmişine kadar uzanır. Silent Hill'in tarihine göre 19. yüzyılda kasabanın içlerinde bir grup infazcı bulunuyordu. Bu infazcılar suçlulara korkunç cezalar veren ve adaleti uygulayan zalim figürlerdi. Kafalarına büyük metal mihverler giyen bu infazcılar günahkarları işkence ederek öldürüldü. Piramit Kafa'nın tasarımı işte bu infazcılardan esinlenmiştir. Bu yaratık James'in zihninde kasabanın geçmişteki bu acımasız infazcıların bir tezahürü olarak can bulur. Piramit Kafa'nın varlığı Silent Hill 2'de tamamen James ile bağlantıdır. James oyun boyunca karısının ölümünden sorumlu olup olmadığını sorgularken suçluluğunu ve pişmanlıklarını göz ardı etmeye çalışır. Ancak Piramit Kafa, James'in yüzleşmek istemediği bu duyguların vücut bulmuş halidir. James karısıyla ilgili bastırdığı acı ve suçluluk hisseyle yüzleşmedikçe Piramit Kafa da peşini bırakmaz. Oyundaki olaylar James'in geçmişinde derin bir yaraya işaret eder. Karısı Mary'nin hastalığı James üzerinde büyük bir duygusal yük oluşturmuş ve Mary'nin acıları sona erdirme kararıyla James onu öldürmüştür. Bu karanlık sırrı bastırsa da Silent Hill'e adım attığı andan itibaren kasaba onun bu suçluluk duygularını ortaya çıkarır ve Piramit Kafa, James'in kendi karanlık yanının sembolü olarak ortaya çıkar. Aslında Piramit Kafa, James'in kendisidir. Acımasız, cezalandırıcı ve pişmanlık dolu bir ruh halinin yansımasıdır. Piramit Kafa'nın sürekli James'i takip etmesi ve oyun boyunca ona acı çektirmesi, James'in kendisini affedemeyişini ve yaptığı hatalarla yüzleşememesini simgeler. Bu yaratık, James'in içinde büyüyen vicdan azabının ve kendine duyduğu öfkenin en somut hali olarak görülür. Piramit Kafa'nın diğer yaratıkları katletmesi ve hatta sonlara doğru intihar etmesi, James'in kendi içsel savaşını ve kendini affetme yolculuğunu temsil eder. Oyunun finaline doğru James, Mann'in ölümündeki rolüyle yüzleşmeye başladığında Piramit Kafa'da görevini tamamlar. Oyun sonunda Piramit Kafa'nın James'in zihnindeki bir tür ceza uygulayıcısı olduğu daha da netleşir. Onun varlığı James'in kendisiyle hesaplaşmasının bir sonucudur. Yani Piramit Kafa'nın kimliği, kasabanın geçmişindeki infazcılarla birleşerek James'in içsel korkularının ve suçluluk duygularının vücut bulmuş halidir. Sonuç olarak Piramit Kafa, Silent Hill'in yalnızca bir canavarı değil, aynı zamanda James Sunderland'in duygusal ve psikolojik mücadelesinin bir sembolüdür. Yaratığın Silent Hill 2'deki rolü oyunun ana temasını derinleştirir. Kendisini affetmenin zorluğu ve suçluluk duygusuyla başa çıkmanın acımasızlığı. Piramit Kafa, bu ağır temaları izleyici korku yoluyla sunar. Ancak aynı zamanda insan psikolojisi
psikolojisinin en karanlık köşelerini de aydınlatır. Bu kimlik ve geçmiş, Silent Hill dünyasında Piramit Kafa'nın ruhunu çok daha güçlü ve derinlemesine bir karakter haline getirir. Piramit Kafa sadece bir korku karakteri değil, aynı zamanda insanın en karanlık duygularıyla, pişmanlıklarıyla ve yüzleşmesi gereken gerçeklerle derin bir bağ kuran bir sembol. Silent Hill 2'deki onun varlığı, James Sunderland'ın içsel yolculuğunun kaçınılmaz bir parçası olarak oyunun psikolojik derinliğini zirveye taşıdı. Sessiz adımları, devasa kasap bıçağı ve yüzünü gizleyen o ağır piramidiyle Piramit Kafa hem korkunun vücut bulmuş hali hem de insanın kendi iç dünyasındaki karmaşayı gözler önüne seren bir aynadır. Korkunun sınırını zorlayan bu ikonik karakterin ardındaki semboller yalnızca bir oyunun sınırını aşarak insan psikolojisinin derinliklerine inen bir anlatıya dönüştü. Piramit Kafa'nın derin anlamını kavramak yalnızca bir canavardan fazlasını anlamaktır. O, korku dolu zihinlerin en derin yaralığını temsil eder. Silent Hill'in sessiz kabusları içinde Piramit Kafa'nın yarattığı yankı sonsuza dek devam edecek. Peki sizler de Piramit Kafa hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen fikirlerinizi. Onun dışında bu tarz videoları da beğeniyorsanız, seviyorsanız da yorumlarda belirtebilirseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum.